Mesleki akciğer hastalıkları, isminden de anlaşıldığı üzere bir kişinin mesleğine bağlı koşullar yüzünden ya da iş ortamına bağlı olarak gelişen akciğer rahatsızlıklarıdır. Örneklerle açıklamaya çalışalım. Bu videoda 3 farklı mesleki akciğer hastalığından söz edeceğim. Bunlardan ilki asbestos. Evet, bunu yazalım. Asbestos. Asbestos, asbest denen maddeye maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkar peki hangi meslek gruplarında asbeste maruz kalma durumu söz konusu olabilir diye soracak olursanız inşaat işçilerinin sıhhi tesisatçıların liman işçilerinin ya da donanmada görev alıp liman ortamında çalışanların mesleklerini icra ederken asbeste maruz kalmaları mümkün evet asbeste maruz kalıp da asbestoza yakalanma riski olan meslek grupları bunlar asbestoz Akciğer kanseri ve mezotelyoma riskini artırdığı için çok önemli bir rahatsızlık. Asbestozun akciğer kanseri ve mezotelyoma riskini artırdığını bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Medyada mezotelyomaya daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama asbeste maruz kalmanın mezotelyomadansa özellikle akciğer kanser riskini daha fazla arttırdığının altını da tekrar çizmek gerekiyor. Kısacası asbeste maruz kalan bir çalışanın mezotelyomadan çok akciğer kanserine yakalanma riski vardır. Bahsedeceğimiz ikinci mesleki akciğer hastalığı, silikaya maruz kalınması sonucu ortaya çıkan silikozis hastalığı. Silikozis, kum püskürtme makinesi kullananlarda ve bu konuda araştırma yapana kadar varlığını bile bilmediğim bir meslek grubu olan silika madencilerinde görülür. Silikozis tüberküloz riskini arttırır. Bunu nasıl yaptığı son derece ilginç ve önemli bir konu. Onun için de bu konuya biraz değinmek istiyorum. Buraya çizdiğim turuncu noktaların tüberküloz basili olduklarını varsayalım. Tüberkülozu TB olarak not ediyorum. TB vücudumuzdaki büyük beyaz kan hücrelerinden olan makrofajlar tarafından yutularak yok edilir. Öyle değil mi? Size bir makrofajın tüberküloz basili bakterisini yutuşunu çizmeye çalışıyorum. Bunlar vücudumuzun TB'ye karşı savunmasından sorumlu olan beyaz kan hücreleri makrofajlar. Silikaya maruz kalındığında işte bu makrofajların tüberküloz basili bakterilerini yutmaları engellenir. O sebeple de silikaya maruz kalan çalışanlarda tüberküloz hastalığı ortaya çıkabilir. Bu videoda bahsedeceğim son mesleki hastalık hasta bina sendromu. Ha bu arada mesleki hastalıkların benim seçtiklerimle sınırlı olmadığını ve daha birçok çeşide olduğunu bilmelisiniz. Evet hasta bina sendromuna geri dönelim. Hasta bina sendromu klima ve havalandırma kanallarındaki problemlerden dolayı ortaya çıkabilir veya bakımsız binalarda oluşan küflerin insanlar tarafından solunması sebebiyle de görülebilir. Bu üç hastalığın ortak bir yönleri var. Üçünün de patojenezi aynı. Bunu anlatmak için ekranı biraz aşağı kaydırıp bir akciğer görseli kullanacağım. Diyelim ki hastalıklardan birine sebep olan partiküllerden birini soluduk. Bu asbestoz'a sebep olan asbest lifi, silikoz'a sebep olan silika partikülü ya da hasta bina sendromuna sebep olan küf olabilir. Bu parçacıklar solunduklarında akciğer dokusunda birikmeye başlar. Mavi noktalar akciğer dokusunda biriken parçacıkları temsil ediyor akciğer dokusuna tamamen yayılmış beyaz kan hücreleri ise akciğer dokusuna ulaşan toz, silika ya da asbest partiküllerini ve küfleri yok etmeye çalışır. şu anda bu partikülleri yutan beyaz kan hücrelerini çiziyorum. evet. bu yutma ya da sindirme işlemleri sırasında makrofajlar ve diğer aküvarlar akciğerde de adeta savaş halindedir. Makrofaj ya da beyaz kan hücreleri bu partiküllerle savaşıp onları yok etmeye çalışırken akciğer dokusu iltihaplanır. Bu esnada oluşan iltihap haftalar ya da aylar sonra değil, yıllar sonra akciğer dokusunun zedelenmesine ve fibroza yol açar. Yani aynı maddeye yıllar boyu maruz kalmak akciğer dokusunda fibroza neden olur. Bu önemli. Aynı maddeye yıllarca maruz kalmak akciğer dokusunda fibroza yol açar diye bir kez daha tekrar ettikten sonra fibrozun da akciğer hastalıklarına sebep olan şey olduğunu belirtelim. Burada listelediğimiz bu üç mesleki hastalığın sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklar ve mesela nefes almada güçlük çekilmesi işte hep akciğer dokusunda oluşan fibroz yüzündendir. Asbestos, silikozis, ve hasta bina sendromunda akciğer dokusu zedelenir ve fibroz oluşur. Son olarak bu üçünün yanında daha birçok mesleki akciğer hastalığı olduğunu size tekrar hatırlatmak isterim. Bugün konuştuğumuz üç durumda da hastalığın ortaya çıkışı akciğerdeki fibroza bağlı olarak gerçekleşiyor ve genel süreç bahsettiğimiz bu şekilde işliyor.